Bu ülkede Türk Kürt kardeştir, öyle mi? Eyvallah, ben, tabii ki. Ben buna inanmıyorum. Niye biliyor musun? Niye? Türkler bizim kardeşimizdir ama Kürtler Türk'ün kardeşi değildir. Bu ülkede diktatörlük var mı yok mu? Bu ülkede bence var. Hatta Selahattin Demirtaş'ın sokağa çağrılarını biliyoruz biz, sürekli sokağa çağrılarını. Diyarbakır annelerine de, o annelerin orada çektiklerini de gördüm, tamam mı? Kanal Türkiye kanalımıza hoş geldiniz. Hayır. Olmamalıdır. Siyasi olmamalıdır. Siyasi parti. Peki partili mi değil mi? Ben siyasi uzantısı değil mi? Ben bilmiyorum. Nasıl? Siyasi uzantısı. Peki neden kapatmıyor bu partiyi? Niye benim cebimden maaşım? HDP'yi kapatırlarsa eğer bu milletin solcuları veya diyelim ki belli bir kesimi, bu ülkede diktatörlük var. HDP'yi bile kaptılar. Bu ülkede diktatörlük var mı yok mu? Bu ülkede var. Bu ülkede diktatörlük olsaydı Diyarbakır anneleri olmazdı. Çünkü Diyarbakır anneleri nereden, evlatlarını kaybetmezdi. Nereden biliyorsun oyun olup olmadığını? Orada oyun mu var? Anneler orada. Bak lanet olsun teröristin her şekline. Anneler, lanet olsun PKK terör örgütüne. Her şekline bak. Tamam mı? Bir kere lanet olsun PKK'ya bak kardeşim. PKK terör örgütüne tabii ki lanet olsun. 6-7 Ekim olaylarında Yasin Börü'nün sorumlusu kim? Peki bu ülkede Türk Kürt kardeştir, öyle mi? Eyvallah, tabii ki. Ben buna inanmıyorum. Niye biliyor musun? Niye? Türkler bizim kardeşimizdir ama Kürtler Türk'ün kardeşi değildi. Konya'da 7 tane insan öldü, katledildi. Bir tanesi protesto etti mi? Yürüyüş yaptı mı? Yapmadı. Nerede bir tane? Konya'da, Konya'da. Askerimiz bak, kim? Senin hiçbir şeyden. Bir dakika, hangi olayı söylüyorsunuz? Hiçbir şeyden. Konya'daki katledilmiş insanlardan bahsediyorum. Tamam, anladım. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Bu ülkede Türk de Kürt de kardeştir. Tamam, sen nerelisin? Nerelisin sen? Ya ben... Ben 30 yaşındayım. 50 senedir İstanbul'dayız. Ama Aslen Mitlisliyim. Bak, Kürtler... Türklerin kardeşi değildir ama Türkler Kürtlerin kardeşidir. Bak biz bu gözle bakıyoruz. Sen bu gözle bakıyorsun. Bak Batı şehirde. Yok, sen bu gözle. Bir dakika, Batı şehirde Kürtlere her zaman zulmetmiştir. Bugüne bugün Diyarbakır'da, Tunceli'de, Hakkari'de herhangi bir doğu ilinde bir Türk'ü katledildiğini duydun mu? Duyamazsın ama işte bu yüzden. Kürtlere zulmedildi. Bu yüzden. Kürtlere zulmedildi. Kürtler Kürtçe konuşamıyor. Kürtçe konuş. Abi bu şarkı söyleyemiyor. Bak böyle bir şey yok. Nasıl yok? Bu dili Allah bana vermiş, tamam mı? Konuşamıyordu, konuşamıyor. Yasaktı, zulmettiler. Bu ülkenin, bak bu ülkenin bu ili bana verme gibi lüksü yok. Anladın mı? Allah tarafından verir. O zaman ki, Kürtler bak, diyorum, bu ülkede zulüm gördü. Hala da görüyor. Tamam mı? Kürtçe dahi konuşamıyor. Hala da görüyor. Kürtçe şimdi nasıl görmüyor görüyor? Mu? Nasıl görüyor? Görmüyor mu? Sokakta. Kardeşim benim kardeşim değil misin sen? Eyvallah. Niye benim için gidip mitinge karışmadın? Niye benim Kürt kardeşime zulmetmedin demedin? Hangi kardeşine zulmedildi ya? Ya Allah Allah. Ya benim ha o 7 evet ya. Bunun gibi niceleri var. Bunun gibi niceleri var. Yani HDP'yi PKK'nın siyasi ayağı olarak görmüyor musun? Bak aslında eyvallah. Hadi hoşça kalın. Aslında bak mantıken bakarsan bu ülkede bak PKK'ymış, Kürtmüş, Türkmüş, Lazmış hiçbir şey yok. Bu ülkede PKK'yla o milletleri yan yana koyma ama. Nereye geleceğim? Bu ülkede zengin ve fakir davası var. Başka hiçbir şey yok. Sen HDP'yi PKK'nın siyasi ayağı olarak görmüyor musun? Ya bir dakika. Ya bak kardeşim, siyasi ayağıysa bak teknik olarak mantık olarak bakarsan evet. Ama bak eğer hükümetsen kapatacaksın. Bunların şunların maaşlarını alıp kapattığı zaman bu millet diyeceksin. Kapattığı zaman bu millet sen diktatörsün. Bizim oy vereceğimiz insana bu partiyi kapattırdın diye hesap sormayacak mıydı? Bunu da onlara bağlayacak. Ayaklanmalar çıkmayacak. Kendi teorin. Çıkacak mıydı? Gezi Parkı'nda 3 ağaç için ayaklananlar HDP'yi kapattıktan sonrası, hatta Selahattin Demirtaş'ın sokağa çağrılarını biliyoruz biz, sürekli sokağa çağrılarını. Yani bu milletin sokağa dökmek istediği tweetlerini de biliyoruz. Şimdi yarın öbür gün HDP kapatıldı mı bu millete sokağa çağrı yapmayacak mılardı? Doğayı katledip tabii ki sokağa çağrı yapılacak. Selahattin Demirtaş elinize Kalaşnikov'la silahla alıp milleti mi katletin dedi. Sen Diyarbakır annelerin açıklamanı dinledin mi? Nereden biliyorsun oyun olup olmadığını? Çocukları daha kaçırılmış. Evet. Neyi oyunu ya? Daha kaçırılmış. Evladını bulamıyor kadın ya. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Aylarca çadırlarda çadırlarda bu kadınlar para versen durur mu orada? Nereden biliyorsun paramla tutup o kadını oraya koymadığımı? Nereden biliyorsun? Şu Diyarbakır annelerine de bak ben Diyarbakır'a gittim. O annelerle görüştüm.
O annelerin orada çektiklerini de gördüm, tamam mı? Sen Diyarbakır annelerine iftira atıyorsun. Bak, yapma gözünü seveyim, yapma. Yapma gözünü seveyim. Ya lütfen. Lütfen. Tamam var. Bunu konuşursun. Bak, ama Diyarbakır şey annelerine ben para verdim de Diyarbakır anneleri mal gibi orada çadırda duracaksın, evlatlarını ben bekleyeceksin. Ben iddia etmiyorum. Lütfen. Nereden biliyorsun? Bak, lütfen ya. Abi, ya gördük, gözlerimizle gördük bak, kadınların gözyaşlarını ya. Parayla gözyaşı akıtabilir misin? Bak ya? Akıtabilirsin. Timsah gözünü seveyim ya. Ya timsah denen gözyaşı var. Hepsi parayla gözyaşımı döküyor ya. Ha, parayla gözyaşımı döküyor, evlatlarını arıyor anneler kaç aydır ya. Doğrudur veya değildir. Tamam. Medya seni, bak medya seni 3 saniyede düşman da eder, kahraman da ilan eder. Bu kadar basit. Çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Yani Diyarbakır annelerine söylediği cümlelerin hiçbirine katılmıyorum. Diğerlerine de tabii ki düşüncedir. Vatandaştır, istediğini söyleyebilir ama yani mal değil oradaki insanlar, evlatlarım evlatlarım diye gözyaşı akıtacak çadırlarda aylarca yaz kış bekleyecek soğukta. Bir insana para versen orada en fazla 2 ay 3 ay bekletirsin. Kadınlar orada kaç senedir çocuklarını arıyor ki oyun olsa çocukları da bir şekilde bulunuyor. HDP il binasına, Diyarbakır HDP il binasına giren battaniyenin, çıkan yorganın haddi hesabı yok. Ne zaman oradaki biriyle konuşsam, ya kardeşim HDP PKK'nın arka bahçesi, eğer PKK'ya girmek istiyorsan önce HDP'ye gireceksin, gençlik kollarına takılacaksın, ondan sonra hadi bakalım daha hep birlikte diyenler çok fazla. Yani isterseniz inşallah 6-7 Ekim olaylarında Diyarbakır'a gitmeyi planlıyoruz yine. Diyarbakır'a gittikten sonra oradaki vatandaşlarla da bir konuşalım. O zaman inşallah sizler de izlersiniz. Ben Mert Armağan. Desteklerseniz çok seviniriz. Abone olup beğenirseniz, yorum yaparsanız çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günleriniz olsun.